Art TV videoları en çok izlenen sanatçılardan, yaptığı eserlerle bizi yurt dışında tanıtan medarı iftarımız. Edebiyat, müzik, resim, belgeselden Troy'un üstündeki boyaya uzanan bir sanat hikayesi. Bugün Ahmet Güneş'le gün atölyesindeyiz. Merhaba Ahmet. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizi atölyemizi ayarladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Modi de hoş geldiniz diyor. Merhaba Modi. Sizin hayvan sevginiz kalpleri. Evet, yani şöyle... Hayatımın hemen hemen her aşamasında çocukluğumdan beri mutlaka hayvanlarım oldu. Kedi ve köpek ve eskiden Batman'dayken güvercinlerim vardı, tavşanlarım vardı, tavus kuşu vardı. Hani inek, keçi onları saymıyorum. Onlar artık annem bakardı onlara ama benim kendi özel hayvanlarım her zaman kedi köpek olurdu yani. Evet. Ahmet Bey, bizim bugün burada olmamızın sebebi Güneydoğu'nun incisi Batman'da, kendi memleketimizde kuracağınız Çağdaş Müze. Evet. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Bu fikir nasıl doğdu? İçerisindeki isimlerden ve projeden. Evet. Şimdi tabii Güneş'teki Art Rafineri, yani Güneş'teki Çağdaş Sanatlar Müzesi fikri aslında 2 sene önce oldu. Batman'da benim adıma bir kültür merkezi açıldı. Açılışına gitmiştik sevgili İnce Aksoy'la birlikte. Birçok dostum, gazeteciler, farklı alanlardaki önemli isimler de eşlik ettiler bu seyahatime. Sevgili İsmail Küçükkaya, bu kadar bu şehirde seviliyorsun, bu kadar isminle anlıyor, işte şehre rol model olmuşsun gençlere. Ne yapacaksın bu çocukların sanatla bütünleşmesi için, ne düşünüyorsun? Vallahi tek hayalim var, bir gün burada bir müze yapmak. Dedim ve ağzımdan çıktı. Ondan sonra tabii yapıştı o şekilde. Hani beni tanıyanlar da bilir, ben kolay kolay boş konuşmam. Yani bir şey yapacaksam söylerim. Sonra tabii o heyecanımı sevgili Emre Arolat'la paylaştım. Emre Arolat biliyorsunuz dünyanın yaşayan önemli mimarlarından biri. Emre'ye söyleyince tabii Emre benden daha çok heyecanlandı. Önce araziyi gidip gördük. Dünyanın herhalde en büyük müze arazilerinden biri olarak geçecek muhtemelen sanat tarihine. 1 milyon 700 bin metrekare, yani 1700 dönüm arazi, neredeyse küçük bir yerleşim yeri kadar bir yer. Peki bu kadar büyük arazi ne yapacaksınız dediler. İlk tabii aklımıza gelen, bütün araziyi bağımsız bırakıp bir land art alanı yaratmak. Yani müzenin kendi mevcut alanı arazinin %1,5'unu, yani orada yapının olacağı alan %1,5. Arazinin coğrafik yapısıyla neredeyse örtüşen, hatta içinde çok domine etmeyen bir mimari yapı düşünüldü. Müze aynı zamanda hani benim sadece kurucusu olduğum bir yapı değil. Fikir benden çıktı ve doğduğum memlekette böyle bir şey istedim. Sevgili Murat Plevneli projenin artistik danışmanlığını yürütüyor. Kurucularından o da. Tabii Emre Arolat da yine projenin kurucularından. Şu anda bir vakıf kuruyoruz. Bu müzenin en önemli bence özelliklerinden bir tanesi salonların güncel sergilere açık olması. Yerli yabancı birçok salon sanatçıya bu salonlar yıllık programlarla açılacak. Bizim için en önemli olan kısım ise önemli birkaç salonun tamamen genç sanatçılara açılacak olması. Aynı zamanda burası bir eğitim kurumu, yani bir sadece müze değil. Arazi çok büyük olduğu için zamanla burası belki güzel sanatlar birçok alanda faaliyet gösterecek. Esas diğer kısmı ise arazilerin içindeki mevcut arazinin sanat projelerine açık olacak olması. Yani yıl içinde farklı zamanlarda siz konserlerden tutun da birçok sanat aktivitelerine, belki ileride kendi alanda bir bienal yaratacak bir vasfı olacağını düşünüyoruz. Arazinin %1,5'unu müze alanı oluşturuyor. Diğer alanlar heykeller, belki büyük projeler için yapılacak ama araziyi biz serbest bırakıyoruz. Şöyle
bizim rafinerinin bir kooperatifi oluşacak. Vakfa ait bir kooperatifi oluşacak. Oradaki yerel üreticiler o tarım arazilerinde organik demek doğru olmayabilir ama doğal demek daha doğru olur. Ürünler yetiştirecekler. Küçük hayvancılık belki yapılacak. Ve bu elde edilen bütün ürünler bizim kanalımızla bu kooperatif satacak. Onun geliri de sanat öğrencilerine tamamen harcanacak. Yani vakfa bağlı sanatla iç içe olan genç sanatçılara ve okuyan öğrencilere bir şekilde, yani müzenin her anlamda bütün geliri sadece eğitim amacına harcanacak. Şimdi tabii başka bir şey de, bu kadar büyük bir yer Batman'da ne işi var? Ama biz müzeyi zaten Batman'a kurmuyoruz ki. Batman sadece bir aslında adres. Bu müze Van, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Hakkari, Şırnak, hatta oradan başlıyor evet ama hatta gider Yozgat'a, Kastamonu'ya, İzmir'e. Yani bütün Türkiye'ye aslında yapılan bir müze. Çünkü bu bir sanat hareketi. Bunu yaptığımız zaman emin olun bir süre sonra bakacaksınız Türkiye'nin her yerinde kültür sanat alanları oluşmaya başlayacak. O açıdan bence desteklenmesi gereken çok heyecan verici bir proje. Evet, bu ihtişamlı projeyi dinlerken çok mutlu olduk. İnsanın kendi memleketinde böyle bir kültürel miras bırakması ne onur edince. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Evet Ahmet Bey, bu salonun adı rahmetli Yaşar Kemal'in salonu diye geçiyor. Sizin yakınlığınızı sizi bilenler biliyor. Yaşar Kemal'le ilgili ne söylemek istersiniz? Evet tabii Yaşar Kemal en az 10-12 sene bu salon, yani bu sanat merkezine sürekli giden gelen, hani neredeyse her hafta burada olan ama en çok bu salonu tabii seviyordu. Sevdiği eserleri genelde bu salonda tutuyorduk. Bu salonda şu anda bulunduğumuz yerde ayda en az bir kez masa kurulurdu ve sevdiği dostlar davet edilir. Şarkılar, türküler söylenir. Anılar konuşulur. Ülke gündemi konuşulurdu. Bu salon bendeki yeri çok özel. Özellikle arkamda duran güneşe açılan kapıları çok severdi bu eseri. Ve bu eser hiç buradan bir daha sökülmedi. Hep böyle durdu. Açıkçası salonun bendeki önemi oldukça büyük. Evet, ne güzel, ne mutlu, rahmet olsun. Evet. Peki Ahmet Bey, biz 2 ay boyunca bir karantina dönemi atlattık. Umarım tekrar olmaz. Lakin siz neler yaptınız? Karantinada belli bir süre sokağa çıkma yasağı vardı biliyorsunuz. O dönemde ben evde geçirdim. İşte teorik okumalarımı yaptım. Yapacağım yeni işlerin eskizlerini, işte fikir şeylerini oluşturmaya başladım. Sonra zaten yani artık sokağa çıkma yasağı kalktığından itibaren ben atölyede çalışmaya başladım. Yani bu süreçte diyebilirim ki en yoğun, en verimli dönemimi geçirdim. Yani hem bu atölyede resimler oldukça uzun yıllardır mesela çok tuval resmi yapmıyordum. Genelde daha kavramsal işler ve 3 boyutlu işler yapıyordum. Onlara çok yoğunlaştım. Kütahya'daki seramik stüdyoma zaman zaman gidip geldim. Orada seramikler yapıyordum. Yine bu yıl bronz heykeller oldukça geniş bir bronz heykel koleksiyonu yaptım. Onlar şu anda işte dökümleri bitiyor. Onları çalıştım. Ve yine 3 boyutlu duvar heykeli diyebileceğimiz işler çalıştım. Ama onunla birlikte de yine bazı videolar, yani çok yoğun çalıştım. Yani diyebilirim ki en üretken aslında yılımı geçirdim. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Ben teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız için. Mola'ya da, Milo'ya. Evet, Modi'de. Bu Modigliani'den geliyor. Ben bütün hayvanların ismi sanatçılar şeydi. İşte şey vardı, Pablo vardı, vefat etti, evet. Kedim. Şu anda Mona ve Lisa var. Bir de bir Mezopotamya'da bir Kürt efsanesinde bir kadın ismi Zin geçer. Evdeki kedimin adı da Zin. Böylelikle. Evet, çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bugün değerli Ahmet Güneştekin'le birlikteydik. Müzeyi heyecanla bekliyoruz. Zaman zaman tabii her aşamasını önce
Art TV izleyicileriyle paylaşacağız. Çünkü benim için çok özel bir yeri var. Hem kurucusu sevgili İnci Aksoy'un bunca yıl gösterdiği fedakarlık. Ben ilk başından beri, oldukça kuruluşundan beri destek verenlerden biri oldum ve hep devam ettim. Çünkü onlar da her zaman sanatın, sanatçının yanında yer aldılar. Bu müzede de buradan söyleyeyim, danışma konuğunda İnci Aksoy da var. Evet, teşekkür ederim size. Art TV izlemeye devam edin. Thank you.